Ramazan ayında mahyalarda ilk 15 günü yazı yazılırdı. Ramazan'ın ikinci 15 günü resim yapılırdı. Peki soru şu. Acaba resim sanatımızda mahyalara rastlıyor muyuz? Yani tuvallerine mahyaları taşıyan ressamlarımız var mı? Varsa kimlerdir? Bu sorunun yanıtını bulmak üzere tarihin derinliklerine gidiyoruz ve uzaklara fırtınalı bir gece. Okyanusta büyük bir fırtına. Tarih 16 Eylül 1890. Ertuğrul Fırkateyni Japon denizinde batmak üzere. Ertuğrul tarihimizde okyanusa açılan ilk gibimizdir. Sarayın armağanlarını Japon İmparatoru Meiji'ye götürür ama ne yazık ki geri dönüş yolunda fırtınada batar. 69 denizcimiz kurtulmayı başarır Ertuğrul'da. Ve şehit olanlardan biri Çapçıbaşı. Ertuğrul'un acı haberi İstanbul'a gelince ki kurtulan sadece 69 kişidir. Ama ölenlerden biri de Ertuğrul'un Çakçıbaşı'dır. Buna çok üzülüyor Çakçıbaşı'nın 14 yaşındaki yeğeni. Hüsnü. 14 yaşında bir çocuk Hüsnü. Dayısına hayrandı. Dayısı denizciydi. Okyanusa ilk sefer düzenleyen gemideydi dayısı. Ama onu kaybediyor. Ve Hüsnü dayısının altrasına, onun anısına dinici olmaya karar veriyor. Bahriye Mektebi'ne kaydoluyor. Resme büyük bir yeteneği var Hüsnü'nün. Bu öğretmenler tarafından keşfediliyor ve Sanayi Nefise Mektebi'ne de gönderiliyor güzel sanatlara. Üç yılda orada okuyor, resim eğitimi alıyor ve üstü Tengüz bir ressam olarak Bahriye Matbaası'nda göreve başlıyor. 1905 yılında Mahmut Şevket Paşa Avrupa ve Fransa'da görev yapmış, geri gelmiş. Orada müzeleri görmüş, çok etkileniyor ve diyor ki saraya bir eski eserler müzesi kuralım. Peki deniliyor. Başına sen geç. Ama müzenin kuruluşundan, estetiğinden sarayın baş destamı Zonaro sorumlu olacak. İşte 1905 yılında kurulan eski eserler müzesinde katip olarak da Hüsnü, Hüsnü Tengüz görev yapıyor. Bir başka ressamımız Hoca Ali Rıza Efendi ile birlikte. Hüsnü Tengüz, Bahreli ressamlar olarak bilinen gruptandır. 1919 yılında, İstanbul işgal edildiğinde, Hüsnü Tengüz, İstanbul'un camilerini resmediyor, resim sırasına taşıyor ve biz o tablolarda Ramazan gecelerinde kurulan, işgal sırasında Ramazan gecelerinde kurulan mahyaları görüyoruz. Hüsnü Tengüz, Mahyaları resim sırasına taşıyan ilk ressamımızdır. Sonraki dönemlerde Cihat Burak çok iyi bir mimar ve ressamımızdır. Onun tablolarında da biz Mahyaları görürüz. Hüsnü Tengüz'ün hayatını yazık ki öyle varlıklı bir şekilde sona ermiyor. Kasımpaşa'da kalıyor Hüsnü Tengüz ve ressam yaşayabilmek için geçinebilmek için hayatının o son yıllarında bir sinemanın afişlerini boyuyor. Mahyaları resim sanatına taşıyan ressam, hayatının son dönemlerinde sinema afişleri boyuyor. Müzelerden süs ve ressamlarımızdan. Müzeci ressam Osman Hamdi'yi anmamak olmaz. Acaba mahyalara Osman Hamdi'de rastlar mıyız? Hayır, mahyayı görmeyiz Osman Hamdi Bey'de. Fakat Ramazan kültürüne Osman Hamdi'nin tablolarında rastlıyoruz. Osman Hamdi'nin iftar sonrası adlı bir tablosu vardır. Bu tabloda bir adam oturmuş, karısı ona kahve sunuyor. Tablonun yapıldığı mekan hayali bir mekan, öyle bir yer yok. Şunu biliyoruz ki Osman Hamdi gerçek mekanları resimlerine taşımıştır. İftar sonrası adlı tablodaki o duvarda görülen Çiniler, Rüstem Paşa Camii'nin Çinileridir. O Çinileri tablosuna taşımıştır Osman Hamdi Bey. Ve dikkat edin, tabloda yerde bir halı. O halı da gerçek bir halıdır. Bir Kafkas halısıdır o. Ve Antalya şehir bürosu'nde sevgilenmektedir. Geldik bir mahyaşıkların daha sonuna. Yani yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysek, affo.